K ve L küreler şekilde gibi asılıyor. K ve L kürelerinin yere göre potansiyel enerji eşittir. Buna göre K ve L kürelerinin kütleleri oranı nedir? Tam ortalarda gösterilmiş. Potansiyel enerji EP eşittir. MGH'ti. Buradan K için MK çarpı G çarpı 3H. L'de ise ML çarpı G çarpı 5H olacaktır. E, sadeleştirmeler yaparsak 3 tane m k eşittir 5 tane m olacaktır. E, bize de k bölü l'yi sormuşlar. k bölü l bu da 5 bölü 3 olacaktır. Aşağıda belirlenen hangisi enerji verimliliğini arttıracak önlemlerden değildir? Günlük hayatımızın her alanda enerjiyi verimli kullanarak aile bütçesine, ülkemizin ekonomisine ve yaşadığımız dünyanın korunmasına katkı sağlayabiliriz. Hangisi bunlardan değildir diye sormuş. Aracımızın lastik basıncını kontrol etmek yani ne işe yarayacaktır? Bu arabanın yakıt tasarrufunu yani yakıt harcamasını etkileyecektir. İşte ideal ise daha az ama mesela havası çok azsa Araba giderken daha çok zorlanacaktır hal diliyle ve daha çok yakıt tüketecektir. Bu da tasarruf değildir yani. Klimadan mevsimine uygun sıcaklık ve fan hızını çalıştırmak yine bu da evet tasarruf şeydir. Yani enerjiyi tasarruf edebileceğim bir olaydır. Binalara ısı ve ses yalıtımı yapmak yine budur. Ya bunu da şöyle düşünebiliriz. Eğer ki binalarda ısı yalıtımı yoksa, misal bir yılda 5 ton kömür tüketiyorsa İyi bir ısı yardım yapması 3 ton kömür tüketeceğizdir. Bu da bir e, tasarruf yapmış olacağızdır. Buzdolabını ısı kaynaklarına yakın bir yere koymak. Şimdi buzdolabının amaç soğutmak. Ama biz ısı kaynağına yakın koysak e, ısıtmış oluyoruz. E, bu da yanlış bir hareket olacaktır. Gereksiz aydınlatma söndürmek yine enerji tasarrufu sağlayan bir şeydir ama şu değildir. 15 Newton ağırlığındaki bir cisim yerden 20 metre yükseklikteki K noktasından yatay olarak fırlatıldığında yani cisim şöyle yatay olarak fırlatılmış. Fırlatıldığında şekildeki yörüngeyi izleyerek L noktasına düşmektedir. Cisim yere düşene kadar yer çekiminin kuvvetini yaptı. Şimdi burada şu önemli yer çekimi kuvvetinin yaptığı iş. Yer çekimi kuvveti bunu aşağı doğrudur. Yani ağırlığıdır. İş dediğimiz iş eşittir. Kuvvet çarpı yoldu yol yol kuvvete paralel yani kuvvet doğrusundaki yoldur. E, yer çekimini soruyoruz yani ağırlıktır ve paralelindeki yol 20 metredir. E, buradan yaptığı işiz bakarsak ki bu da potansiyeline değişim olacaktır. Ağırlığın 15 Newton vermiş. 15. Ağırlığın doğrusundaki yer değiştirmesi. Şu kısma baktığımız zaman şurası 20 metredir. Çarpı 20 diyorum. Buradan da bir 300 yıllık bir enerji harcaması olmuş ya iş yapmıştır. E kinetik enerjinin sahip bir cisim şekildeki düşey m veren KLMNP yolunun K noktasından geçerek R noktasına ulaşıyor. Ortam sürtünmeli mi değil mi bilmiyoruz. İlk durumda bir E kinetik enerjisi var. Buna göre ifade hangileri kesinlikle doğru diye sormuş. Lm arasında kinetik enerji azalmıştır. Şimdi Lm arasında yukarıda doğru çıktığına göre sürtünmeli de olsa, sürtünmesiz de olsa mutlaka bir yavaşlama hareketi yapacaktır. Yani kinetik enerjisi azalacaktır. Np arasında kinetik enerjisi artmıştır. Eğer ki ortam sürtünmesi de doğru ama sürtünmeli ise sabit olmuş olabilir, azalmış da olabilir, net değil. K ve M noktalarındaki kinetik enerji eşittir. Geri i̇şte ortamda sürtme olup olmadığını bilmiyoruz. Hani kayıp var mı yok mu? E, olabilir olmayabilir. Hani ne kadar kaybetti ne kadar azaldı net değil. NP arasında potansiyel azalmıştır. N'den P doğru gelirken yüksekliği azaldığı için MGH'dir. Yükseklik azaldığı için potansiyeli kesinlikle azalmıştır derim. Cevabımız da 1 ve 4 olur. Yerde durmakta olan cisim 50 Newton'luk sabit kuvvet uygulana 20 metre yükseklikte K seviyesine çıkarılınca hızı 10 metre bölü saniye oluyormuş. Buna göre cismin kütlesi kaç kilogramdır? Bu kuvvetin yaptığı iş enerji değişimi kadardır. Bu çok bildik bir ifade ve bunu kullanacağız. Kuvvetin yaptığı iş yani iş eşittir enerji değişimiydi. Delta E diyelim. Burada kuvvet çarpı yol diyelim. X dersem buna. Cisim yükseklik kazandığı için hem potansiyel kazanıyor hem de bir kinetik enerji kazanıyor. 1 bölü 2 mv kare. Yerini yazıyorum. Kuvvetimiz 50 Newton. Aldığı yol 20 metre. Kütleyi bilmiyoruz. G'miz 10. Yükseklik 20 metre yükselmiş. Artı 1 bölü 2 m çarpı hızı da 10 olmuş. Burası 1000 yapıyor. Burası 200 m yapar. Artı 10'un karesi 100'dür. 2'ye bölecek 50. 50 m de buradan geldi. E buradan da 1000 eşittir. 250 m ise m'nin de 4 çıktığını görürüz. Yukarıda verilen enerji kaynaklarından hangisi fosil enerji kaynağıdır. Fosil enerji kaynağıdır. Yani yenilenemez enerji kaynaklarından dolayıymış. Biyokütle bitki artıdan elde diyor ki yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Doğalgaz evet fosil artığıdır. Kömür fosil artıklarındandır. Hidrojen de yine yenilenebilir bir, bir enerji kaynağıdır. Bize sorulan fosil enerjisiydi. Demek ki 2 ve 3'müş. Çekirdeğe düşey kesici verilen sürtünmesiz yolun K noktasından VK hızıyla atılan isim L'den VL hızıyla geçiyor. Sürtünmenin olmaması önemli. Buna göre L noktasından geçme hızı artar diye sormuş. Enerjinin korunumunu kullanıyorum. İlk durumda 1 bölü 2 M çarpı VK'nın karesi. Kinetiği var. Artı bir potansiyeli var. MGH diye bir potansiyeli var. Bu 1 bölü 2 M çarpı VL'nin karesine dönüşecek cismin kütlesini arttırırsam V'li artar mı? baktığım zaman kütle hem burada var hem burada var hem burada var sadeleşiyor o zaman kütleye bağlı değil K noktasının yerden yüksekliğini arttırmak şunu arttırırsam yüksekliği arttırırsam V'li de artar doğrudur yüksekliği sabit tutarak eğim açısını arttırmak zaten formüle baktığım zaman eğim açısının işi yok yükseklik de sabitse, ilk hız da sabitse açıyı değiştirmek bir şey değiştirmiyor. O zaman cevabımız yalnız 2 olacaktır. Şekildeki sürtünmeli yatay düzlemde önemli, sürtünmeli yatay düzlemde K noktasında durmakta olan cisim yola paralel F büyüklüğündeki kuvvet ile harekete geçiriliyor. Kuvvet L noktasına kadar uygulanıyor. Cismin L noktasındaki kinetik enerjisi kuvvetin yaptığı işin 3'te 2'si katarmış. Şimdi, 3'te 1'lik bir kayıp var. Bakın 3'te 1'lik bir kayıp var. Buna göre sürtünme kuvvetinin büyüklüğü kaç F'dir? Yani değişik yolların yapılabilir. Net kuvvetin yaptığı iş kinetik enerji değişimlendir mesela. İşte F F sürtünme eşittir. Yaptığı işin 2 bölü 3'ü kadarmış. E buradan da kaybın 1 bölü 3 olduğunu çok rahat görebiliriz. Kaybın 1 bölü 3 olduğunu çok rahat görebiliyoruz. Şekildeki düşey verilen sürtünmesi yolların K noktasında boyutlar eşit. Boyutlar eşit. X ve Y cisimleri aynı anda serbest bırakılıyor. Buna göre X ve Y cisimleri için aşağıdakiler hangisi kesinlikle eşittir diye sormuş. İlk durumdaki potansiyel enerjileri. için i̇şte potansiyel enerji M, G, H. Şunlar aynı ama kütle hakkında bilgimiz yok. Ondan dolayı bu kesin değil. Eğik düzendeki ivmeleri Niftur'un hareket yasalarından biliriz. H üzerinde iğme A eşittir. G çarpı sinüs alfadır. E burada açılar farklı olduğuna göre ivmeleri farklıdır. Yere geldikleri andaki kineti enerjileri, Bu da 1 bölü 2 M çarpı vekar olacaktır. Kütleyi bilmiyoruz. Bundan dolayı da bu da net değildir. Yere gelme süreleri x eşittir 1 bölü 2 AT kareden iğmeli hareket formülünden iğmeleri farklı imeleri farklı yollar da farklı yani şu mesafenin uzunluğuyla şu mesafenin uzunluğu da farklı olduğuna göre bu da eşit olmayacaktır. Yere geldiği andaki hız büyüklükleri enerjinin korunumundan ilk durumda bunların potansiyelleri var. MGH Yere geldikleri zaman tamamen kinetiğe dönüşecek ve 1 bölü 2 m kare olacak. M'ler sadeleşti. Buradan baktığım zaman yükseklik aynı. Yer çekilmesi aynıysa bunlar yeri geldiği anda hız büyükleri de aynı olmalıdır. Boyutları şekildeki gibi verilen küp şekeri Leyla, Kadir ve Murat ayrı ayrı tezgahtan alıp rafa koyuyorlar. Leyla L düzeyi, Kadir K düzeyi, Murat da M düzeyi altta olacak şekilde rafa yerleştiriyor. Buna göre küp şekeri tezgahtan alıp rafa yerleştirirken ifadelerin hangileri doğrudur? Üçünün de yaptığı iş eşitlemiş. İş demek enerji değişimi demektir. Enerji değişimi. Bunlar farklı yüzeye koyuyorlar. Mesela Murat şu şekilde koyuyor. Zaten M altta kalıyorsa yükseklik 20 oluyor Murat koyduğu zaman Murat için Leyla da L altta kalıyor. Zaten Leyla için yüksekliği 5 santim oluyor. Kadir için de. şu bölge altta kalıyorsa o zaman yükseklik olarak da 10 santim oluyor. E şimdi enerjik değişime baktığımız zaman hani ağırlık merkezi yükseklik değişimlerine bakarsak Murat'taki yükseklik değişimi en fazladır. O zaman Murat'ın yaptığı iş en fazla dememiz lazım. Bu yanlış. En fazla enerjiyi Murat harcamıştır. Doğru. Çünkü onun yaptığı iş en fazladır. Ağırlık merkezinin yer değiştirmesi daha fazladır. Leyla en az iş yapmıştır. Leyla şuydu. Evet Leyla'da ağırlık merkezi en az yer değiştirdiği için Leyla'nın yaptığı işte en az olacaktır. Yani cevabımız 2 ve 3. 3'ün de yaptığı işler eşit değildir. Belki günlük hayatta buna eşit derler. Şekeri almış sonra koymuş. Ama fizikte neticede enerji değişimidir, ağırlık merkezinin yer değişimi bakacağızdır. Bunların da farklı olduğunu gördük. Ve cevabımız 2 ve 3 olacaktır.